Galatasaray televizyonu ekranlarından mutlu günler. Yeni bir Son Topa Kadar programıyla sizlerle birlikteyiz. Geride kalan haftayı ve önümüzdeki hafta oynanacak mücadeleleri değerlendireceğiz. Önemli gelişmeler de yaşandı Galatasaray Basketbol Şubesi ve Galatasaray Odea Bank adına. Bunları da programımız içerisinde konuşacağız ve biraz sonra Basketbol Şubesi Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya da son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak, programımıza katılacak. Bu haftaki program konuğumuz zaman zaman ağırladığımız bir isim, tanıdık artık, bir isim. Artık ev sahibi oldu. Ev sahibi tabii ki aynı zamanda Galatasaraylı eski milli basketbolcu Fatih Solak. Fatih abi hoş geldin tekrar yayınımıza. Hoş bulduk kardeşim. Teşekkür ederim. İnşallah güzel bir program olur umuduyla sözlerimize başladık. Flash bir gelişme var. Öncelikle onu ekranlara getirelim. Galatasaray Odea Bank'ta baş antrenör Erman Kunter'le yollar ayrıldı. Sarı Kırmızılı Kulüp'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Galatasaray Odea Bank baş antrenörü Sayın Erman Kunter'le sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Erman Kunter'e kulübümüze verdiği emeklerden ötürü teşekkür eder. Bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz denildi. Galatasaray resmi sitesinden yapılan, kulüpten yapılan açıklama bu şekilde. Fatih Solak'la söyleşimize, sohbetimize başlayalım. Nasıl değerlendirirsin? Koç'la yollar ayrıldı. Fatih abi senin vallahi görüşünü rica edeyim. İbrahim burası yani sıradan bir kulüp değil abi. Burası Galatasaray kulübü. Yani bir geçmiş olan bir kulüp. Sen de biliyorsun tabii ki. Burada başarısız olan herkes, bu sen de dahil, ben de dahil, bir şekilde gidecektir. Yani onun için herkes bundan sonra elini taşın altına koyması gerekiyor. Oyuncular bile dahil buna. Bugün biraz ben şeyim, agresifim, kimse kusura bakmasın. Bu son iki maçı izledikten sonra geçen hafta taraftarımıza seslenmiştik. Seslenmiştik ya seninle. Evet. İşte taraftarımız gelmiyor. İşte takımına sahip çıkmıyor. Yani bu hafta işte yine beraber maç izledik. Darüşşafaka maçı, özellikle Avrupa Kupası. Dedik işte Darüşşafaka işte iyi ki çıkmış bizim grubumuza. Tabii iyi yani, ki dedik çıktı. Çünkü hani A grubundan gelen lider bu takımda bir Türk takımı. İstanbul'da gerek onların salonunda gerek burada rahat bir şekilde yenebilme ihtimalimizin yüksek olduğunu söyledik. Hani çok çok rahat yeneriz demedik ama evet. Bu ihtimali de sahadaki oyuncularımızın isteksiz görüntüsü, kötü performansı maalesef çok kesinlikle da umduğumuz gibi olmadı. Yani tabii maçı biraz sonra konuşacağız. Hani koçla yolların ayrılmasını değerlendirelim yani dilersen. Çünkü biraz sonra yönetmenimden de rica edeyim. Sayın Ömer Yalçınkaya'yla da Ömer abi gereken Ömer abi zaten gereken açıklamayı yapacak. Ya benim de söylemek istediğim şey işte olması gerekiyordu İbrahim artık. Yani beklediğin bir karar mıydı öyle yani söyleyeyim ben sana? Beklediğim bir karardı. Bu en son Darüşşafaka maçında netleşti. Biliyorsun taraftarımız da maçın ikinci yarısında bayağı bir yani ikinci yarı boyunca bayağı bir Erman abiye tezahüratlar yapıldı. Aslında Erman abinin de Türk basketboluna vermiş olduğu başarıları var. Maçtan sonra ben istifa dilekçesi vermesini beklerdim kulübümüze. Netice buraya kadar. Mesela bugün yönetim kurulumuz kendisinden görev bırakmasını talep etti ve bu da gerçekleşti. Hayırlısı olsun kulübümüz için. Artık yeni antrenör bu hafta işte büyük ihtimal belli olur. Onun için de tabii ki kolay olmayacak. Şimdi her antrenörün bir takımı olduğu için sezon başında evet, kendi oyuncuları olur, işte anlaşabildiği oyuncular olur. Yeni gelen antrenör biraz tabii ki zorluk da çekecektir birkaç hafta. İnşallah camiamız için, kulübümüz için hayırlısı olur. İyi bir seçenek yaparız antrenör konusunda. Önemli çünkü. Evet. Dilersen telefon hattımızdaki Galatasaray Basketbol Şubesi Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya'ya da koçla yolların ayrılmasıyla ilgili görüşlerini soralım. Ömer abi hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Merhaba Ömer abi. Hayırlısı olsun merhaba diyelim. Koçumuzla yollar ayrıldı. Evet. Darüşşafaka maçının ardından da Sayın Can Topsakal da görevden ayrıldı. Evet. Basketbol şubesi, basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi. Siz evet, neler söylersiniz? Valla açıkçası Erman Hoca ile tabii ki çok iyi işler yapmak üzere bir kadro kurduk. Başlarda da gayet iyi gitti ama sonrasında tüm iyi niyete rağmen maalesef olmadı. Bazen maçlarda o top çemberden geçmeyince
eksi yazıyor. Tabii üst üste son dönemdeki başarısız sonuçlar, çok iyi niyetle çalışmış olmasına rağmen Erman Hoca'nın başarıda muvaffak olamadı. Dolayısıyla Galatasaray için hayırlısı bu diye düşünüyorum. Kendisi de çok emek verdi. Ona da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum sizinle izninizle. Bundan sonra yine her şey Galatasaray için olacak. Yeni bir koç arayışı var kulübümüzün. Bununla ilgili de gelişmeleri an be an takip edip sizlerin aracılığıyla da Galatasaray taraftarını duyuracağız. Sayın Yalçınkaya, şüphesiz Galatasaray Kulübü çok büyük bir camia ve profesyonel şekilde işleyen, prosedürleri de ona göre yürüten bir camia ama çok isim konuşuluyor. Oktay Mahmuti, Ahmet Çakı isimleri var. Yabancı koç isimleri gerek dış basında gerek yurt içerisinde bazı internet sitelerinde de var. Yerli mi olacak acaba koç, yabancı mı olacak? Bununla ilgili çalışmalarınız ne şekilde devam ediyor? Bunu sorsam çünkü taraftarlarımızdan da çok mesaj alıyoruz. Özellikle koçumuzla yolların ayrıldığı açıklandıktan sonra bize de çok sayıda mesaj geldi. Sizden çıkacak cevabı bekliyorlar aslında. Görüşünüzü, cevabınızı rica etsek efendim. Tabii bu söylediklerin hepsi birbirinden kıymetli. Çok basketbolda kendilerini kanıtlamış, ispat etmiş isimler ama şu aşamada herhangi bir isim söz konusu değil. Galatasaray basketbol takımı için en iyi olacak koçu arıyoruz. Bu hadise de biraz ani gelişti diyebilirim. Dolayısıyla planlanmış bir durum yoktu. Dolayısıyla sıcağı sıcağına yerli, yabancı, işte Ahmet, Mehmet gibi bir isim vermek çok doğru değil. Dolayısıyla çalışmalar başlamıştır. En kısa zamanda sizleri bilgilendireceğiz. Sayın Yalçınkaya, o zaman siz hattımızdayken şu bilgiyi de, müjdeyi de taraftarlarımızla paylaşalım. Galatasaray Kadın Basketbol Takımımızın resmi olarak transferi duyuruldu. Kayla Davis biraz önce resmi siteden açıklandı. Evet. 15 Mart 1995 Indiana doğumlu forvet takımımıza şüphesiz büyük güç katacak. Evet. Sizin de bu transferle ilgili değerlendirmelerinizi rica edelim efendim. Tabii bunu geçen hafta, daha doğrusu hafta başında söylemiştik. Hafta söylemiştik. Önümüzdeki hafta hem yerli rotasyonunda hem de yabancı rotasyonunda kadın takımımıza bir enerji getirecek iki transfer olacak diye. Bugün itibariyle hem kadın takımımıza tecrübeli bir isim Tuğba Taşçı hem de Davis'i ekledik. Umut ediyorum onların katkısıyla şu anda kötü giden mağlubiyet serilerini bir an önce aşıp kadın takımımızda başarılı olacaktır. Sezon tüm hızıyla devam ettiği için bu eklemeler bize fayda sağlayacaktır. Çok teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ki yeni transferlerimizde takımımızın başarısına katkı sağlar ve ilerleyen dönemde de sizin çalışmalarınız neticesinde yeni koçumuz da yine bu ekrandan duyurulur. Kimsenin şüphesi olmasın. En iyisini bulup getirmeye çalışacağız. Ömer abi, son olarak Fatih Solak bir soru soracak mı sanıyorum? Tabii. Ömer abi merhabalar. Merhaba Fatih. Ömer abi, bu yabancı oyuncu Walker. Walker. Evet. Bu transfer nasıl gerçekleşti abi? Ben bunu merak ediyorum ya. Biz seninle en son konuşumuzda 4.5-5 pozisyonda bir oyuncu alacağız demiştiniz. Bu adam tahmin ediyorum abi 3.5'tan 4 civarı falan galiba. Şöyle Fatih'ciğim, bizim birkaç tane alternatifimiz vardı Erman Hoca ile çalıştığımız. Bu yeni bir transfer değil, yaklaşık bir 15 gündür süre gelen çalışmalar neticesinde olmuştu. Evet. Erman Hoca'nın için iyi olan ve onun düşündüğü bu pozisyonda 4 numarada faydalanacağı oyuncu olarak gördük ve biz de tabii ki destek olduk. Transferi gerçekleştirdik. Sporcu bir parça idmansız, antrenmansız en kısa sürede toparlanıp gerekli katkıyı takımımıza verecektir. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Yalçınkaya. Sağ olun. Programımıza katıldınız. Takımımızla, şubemizle ilgili son bilgileri bizlerle paylaştınız. Koçumuzun ayrılığının ardından yeni koç arayışlarının devam ettiğinden bahsetti Sayın Yalçınkaya. Ve yeni transferimizde biraz önce resmi site aracılığıyla duyuruldu. Biz de Ömer Yalçınkaya'dan yeni transferle ilgili görüşlerini rica ettik. Ve son bilgileri de kendisi paylaştı. Ben de yeni transferimizle ilgili son bilgilere de bakıyorum da kadın takımımızı konuşurken
biraz sonra daha detaylı bir şekilde kendisiyle ilgili bilgileri aktarırız. WNBA'de ilk sezonunu geçtiğimiz yaz geçirdi Kayla Davis ve 33 maçta 15,5 dakika sahada kaldı. Genç bir oyuncu, 95 doğumlu, bunu bir kez daha hatırlatalım. %43 üçlük attı, oldukça başarılı. İyi, bunu da net bir şekilde söyleyebiliriz. Biz tekrar Galatasaray Odaya Bank'a dönecek olursak, Fatih Solak, koç ayrılığı ile ilgili Ömer abinin açıklamalarını da dinledik. Hı hı. Eklemek istediğin bir şey var mıdır? Sen nasıl yorumlarsın? Vallahi İbrahim, ben işte programın başında da söylediğim gibi artık bundan sonraki gelen koçun durumuna bağlı, takımı nasıl eski formuna sokacak, nasıl oyuncular içinde uyum sorunu çıkacak mı veya başka aksi şeyler olacak mı, onu bilemiyoruz. İşi de kolay olmayacak yeni gelen antrenörün. Takıma işte adapte olması kolay olmayacak. Çünkü işte yabancı oyuncular, işte Türk oyuncular hocanın istediği performansı verebilecek mi? İşte bunu göreceğiz. İşte biz de senin gibi bekliyoruz. Peki uzun yıllar Galatasaray'da oynamış, milli takımda milli formayı terletmiş birisi olarak senin görüşün, yani isim olarak sormuyorum, sezon ortası olması itibariyle yerli yabancı yani ligi tanıyan nasıl bir koç olması gerektiğini düşünüyorsun sen, dışarıdan bakan birisi olarak, eski bir milli basketbolcu olarak? Nasıl bir koç olmasını düşünüyorum? Yani hani yerli olabilir, yabancı olabilir. İsim vermeme gerek var mı? Verebilir miyim? Fark etmez, sen bilirsin. Ben isim sormadım ama. Ha, isim sormadın. Ya benim aklımda birkaç isim var da kulağıma gelen. Büyük ihtimal bu hafta maça da çıkabilir. Peki, o zaman sormayayım. Cevaplamayalım o zaman. 2018'in sürprizi olsun. Çünkü resmi olarak kulüpten açıklama yapılmadıkça. Ama genç bir antrenörün olmasını isterim. Türk genç olsun. Galatasaray'ı bilen biri olsun. Yani kulübümüze... Son maçı da izlemiş birisi mi olsun? Yani. Peki, hayırlısı zaman, diyelim bakalım İbrahim şimdi. O zaman Darüşşafaka maçına geçelim. Darüşşafaka maçını Eurocup'ta beraber takip ettik. Evet. Sinan Erdem spor salonunda. Aslında başa baş başladığımız bir mücadeleydi. İlk yarının sonlarına kadar diyebiliriz. Yani 15-18 dakika civarı. Ve sonrasında 3. periyotla birlikte... Darüşşafaka aradaki farkı açarak oyununu sürdürdü ve sahadan 84-65 galip ayrıldı. Tabii taraftarların da tepkisi vardı. Bu tepki sonrasında zaten hem yöneticimiz Sayın Can Topsakal basketbolla ilgili görevlerinden ayrıldı. Evet. Hem de koçumuz da bugün itibariyle yollar ayrıldı. Sen mücadeleyi nasıl yorumlarsın? Bunu sorayım öncelikle. Vallahi öncelikle dediğin gibi ilk çeyrek gayet çekişmeli geçti. Ondan sonra... Ben takımı tanıyamadım bir anda. O sahadaki mücadele dersen sıfır. Hiç nasıl diyeyim yani, oyuncular böyle isteksiz, sanki zorla getirilmiş gibi o salona. Bir de İbrahim şöyle bir şey var. Bu Topan Altun'un ilk maçı. Doğru mu? Evet. Tabii. Yani kazanarak başlamak. Rakip işte diğer grup lideri Darüşşafaka. Yanlış hatırlamıyorsam. Tabii doğru. A grubunun lideri. Tabii, A grubunun lideri. Biz de ikincisiyiz. Kendi evimizde. Yani taraftarımız da yine... Yani açıkçası söylemek gerekirse istediğimiz gibi olmadı yani. Ben tahmin ediyorum herhalde bir 4.000-5.000 kişi olur diye tahmin ediyorum. Maalesef yine takımı yalnız bıraktılar. Bir de taraftar konusunda biz geçtiğimiz hafta yani programın yarısına yakınını taraftara mesajla doldurduk ama şu da var. Benim merak ettiğim, ligde kötü sonuçlar alıyoruz. Yani bu bir gerçek. Tabloya bakıldığında görülen bir gerçek. Doğru. Eurocup'ta gruba ilk turda kötü başladık. 4-0'la başladık. Ama ardından Bayern Münih'i de yenebilecek düzeye gelip kaybettik. 6-5'te gruptan ikinci çıktık. Yani taraftarla takımın barışmasını gerektiren ne varsa bence yapıldı. 6-5. Yani 6-5'te bu takım gruptan çıkamaz denilen takım yani, gruptan çıktı ikinci olarak. İyi bir gruptan ama çıktık. Hani taraftarlarımız neyi bekliyorlar, ben onu açıkçası merak ediyorum. Çünkü destekle başlasaydık çok daha iyi olurdu. Yani nitekim destekle verildi ilk başta salondaki taraftarlarımız ama koç Erman Kunter de basın toplantısında geriye düştüğümüz andan itibaren ıslıklar ve hani yuhalamalar, protestolar geldi şeklinde bir sözü var.
aslında o konuda da hak vermemek de yanlış olur diye düşünüyorum ben. Çünkü destekten ziyade yuhalamak sahadaki beşi de psikolojik olarak yani bozuyor. Kesinlikle. Yeni gelen oyuncu da ben nereye geldim diye bir an düşünmüştür. İlk maçı çünkü. Ya işte bir koçun en zor anlarından biri işte o taraftar yuhalaması, tam o tezahüratlar, tepkiler. Ya koçun zaten performans düştüğü zaman oyuncuları da etkiliyor bu. Farkındaysan ben işte bir maçı orada izledim. Erman abinin yüz ifadesini gördüm. Açıkçası üzüldüm. Bizim işte bazı birkaç yöneticimiz taraftarlara böyle işte yapmayın falan filan dese de işte taraftar yani bunun önüne geçemezsin. Aynısı futbol takımı antrenör Igor Tudor'a da yapıldı biliyorsun. Yani taraftar bir şeye kafasını koyarsa. Yani kötü sonuçta gelirse. Kötü sonuçta gelirse antrenör değişikliği demek ki olumlu bence yani şartmış. Hayırlısı olsun diyelim o zaman. Hayırlısı olsun. Kan değişikliği, her, branşta, her sporun her dalında gerekiyor ve genelde de iyi sonuçlar verdiği görülüyor. Ama işte umuyoruz ki aynısı. Bunlar işte maçta olmaması gerekiyor. Yani maçtan sonra tabii, tamam doğru. Tepkini verebilirsin ama maçın içinde oyuncu da performansı düşüyor. Oyundan düşüyor. Antrenör de kenarda doğru, mesela. Doğru. Yani çünkü baktığımızda daha maçın bitmesine hani 1,5 periyot vardı. Evet. Ki protestoların en üst düzeye çıkıp devam ettiği süre yani 15 dakika civarında bir süre vardı. Ki oyunda da yani 20 sayı civarı değildi fark. Yani 10-12 idi. Sonrasında zaten arttı daha da. 22-23'leri de buldu ama hayırlısı olsun diyelim hayırlısı artık. Olsun, evet. Koçumuza da teşekkür edelim. Evet. Bugüne kadar takımımız için gösterdiği emek, verdiği hizmetler sebebiyle. EuroCup panorama haberimiz var. EuroCup'ta top 16 turunun ilk maçları tamamlandı. Bir öncelikle onu ekranlara getirelim. Bakalım diğer gruplarda hangi sonuçlar alınmış. Ardından sohbetimize devam edelim. EuroCup'ta top 16'nın ilk haftası geride kaldı. Galatasaray Odeabank'ın mücadele ettiği E grubunda Sarı Kırmızılılar Darüşşafaka'yı ağırladı. Takımımız başa baş geçen ilk yarının ardından 3. periyotla birlikte oyunda geriye düştü ve karşılaşmadan 84-65 mağlup ayrıldı. Öte yandan gruptaki diğer maçta Gran Canaria evinde Alba Berlin'i 181 mağlup ederek top 16'ya galibiyetle başlayan bir diğer ekip oldu. Top 16'da diğer gruplarda alınan sonuçlar şöyle. F grubu, Fiat Torino 90, Bayern Münih 76, Lyoto Sritas 96, Zenit St. Petersburg 98, G grubu, Buduknost 68, Lokomotiv Kuban 86, Enerjiye Trento 83, Sedevita Zagreb 72, H grubu, Reggio Emilia 87, Limoges 54, Unix Kazan 88, Asvel 84. Evet, tam biz yorumlarken sonuçları yayına da başlamış olduk. Bayern Münih mağlubiyetle ayrıldı. Takımımızın da yer aldığı ilk turda aynı gruptaydı. Evet. Bayern Münih. Ben şaşırdım. Sonuçları nasıl yorumlarsın? Ekranlara da getirsin yönetmenimiz Hayati Karagüle'den de rica edelim. Görüntü gelirken ekrana sonuçlar. Senin eklemek istediğin bir şey var mıdır? Biz detaylı olarak konuşmadık ama şeyi Galatasaray Odeabank Darüşşafaka maçını eklemek istediğim bir şey var mıdır? Benim şaşırdığım konu şu. Bayern Münih bayağı bir fark yemiş. 76-90. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Tabii doğru. Yani biz bu dedik ki Bayern Münih için EuroLeague takımı işte iyi bir takım, iyi bir ekip. Ama şu skor çok enteresan. Yani bakalım hemen F grubu 90-76 şey İtalya deplasmanında Torino'ya mağlup oldular. Hı. Ritas da bir eski EuroLeague takımı. Bak Ritas da mesela Zenit'e kaybetti. Sanki burada Ritas daha kazanabilir gibi. Özellikle evinde olması evinde, beni biraz şaşırttı. Belki de tabii muhtemelen de son topta biten maçtır diye düşünüyorum. Ritas'ın taraftarı da çok ateşli bir taraftarı vardır İbrahim. Yani 96-98 iki sayıda kaybetmiş. Burada Bayern Münih şaşırttı beni. Aynı görüşteyiz. Diğer gruba bakalım. Ben de çok şaşırdım açıkçası. F grubundaki sonuçları ekranlara getirdik. Oldukça İlginç. G grubu Buduknost aynı gruptaydık. 68 Kuban 86 da bir Lokomotiv Kuban da yine bir geçmişinde EuroLeague tecrübesi yaşayan bir takım. Enerjiye Trento İtalyan takımı 83, Sedevita Zagreb 72. Burada da Trento'nun bizim grubumuza gelme olasılığı da vardı. Son maçta bir sıralama değişikliği oldu. Burada bir yorum yapmak istediğin şaşırtan bir sonuç var mı? Ya öncelikle Zagreb'in mağlubiyeti biraz beni şaşırttı açıkçası ama. Beni de o şaşırttı ama şimdi İtalyan Trento takımı da iyi bir ekip İbrahim. Bu sene özellikle yabancı oyuncular olsun işte antrenör değişikliği falan oldu. Sürpriz bir ekip yani İtalya'da
üst sıraları zorlayan bir ekip. Hı hı. Ve bu Euro Cup'ta iyi işler yapacağına ben inanıyorum. Çünkü İtalya'nın taraftar kitlesi de bayağı basketbolu seviyor. O bizim zamanlarımızda evet. Siena falan vardı. Hı hı. Sen de bilirsin mesela. Evet, Ergin abinin çalıştırdığı. Aynen. Ya inanılmaz bir taraftar desteği var bu. İtalyanlar inanılmaz futbolda dahil basketbol onlar için yani vazgeçilmez. Doğru. Ve güzel bir şey aslında şu Euro Cup'ta iki tane İtalyan takımının böyle başarılı ve sonuçları olması. 2'de 2 ile başlamışlar. Evet, bak, 2'de 2 ile başlaması. Az önce Torino'yu konuşuyorduk. Bayern Münih'i mağlup ettiler. Aynen. Şimdi Lokomotiv Kuban maçı da şimdi normal bir sonuç gibi geliyor normal bana. Normal bir sonuç da demeyeyim İbrahim. Şimdi Deplas 68-86. Tabii. Yani 18 sayı fark. Yani şeyin sahasında bu kadar fark yemesi ben ona şaşırdım. Brutnos'un. Farkı değil mi? Yani. Diğer gruba bakalım o zaman. Maç Küban'da olsa aynen. Normal bir skor derim de yani kendi evinde. Diğer grupta da yine yakından tanıdığımız Reggio Emilia aynen. Limoges Fransa. Karşısında aynen. Yine 87-54. İki tane Fransız takım var. Asvel Limoges. Unix Kazan'la da Asvel var. Aynen dediğin gibi iki deplasman maçına çıkmış Fransızlar. 2-0. Unix Kazan 88, Asvel 84. Kazan'da yani biliyoruz, tanıyoruz. Kazan'da önemli bir galibiyet almış. Reggio Emilia da evinde yine yakından az önce söylediğim gibi tanıdığımız bir takım. Unix Kazan geçen sene Euroleague oynamıyor muydu? Ben yanlış evet. Hatırlıyorum. Doğru değil mi? Daha önceki yıllarda Euroleague yani. Oynuyordu. Asvel işte bizim eski antrenörlerin çalıştığı takım biliyorsun. Limoges da Fransa takımı. Aynen. Reggio Emilia bizim zaten eski grubumuzdaki takım. Diğer grupta içeride İyi mağlup bir başlangıç ettiğimiz ama dışarıda 3 sayı farklı 74-71 şimdi mağlup olduğumuz. Reggio Emilia takım. İyi bir başlangıç yapmış İbrahim. Minus Kazan evet. Maçını ben normal skor olarak görüyorum. Belki biraz daha farklı geçebilirdi. Kazan çünkü evinde çok farklı oynayan bir ekip. Lige dönelim mi? Dönelim. Euro Cup panoramayı bu şekilde noktalayalım. Euro Cup'da maalesef tabii istemediğimiz şekilde. Ben bir şekilde de şey yapmak istiyorum İbrahim. Mağlubiyetle başladık. Lafını kestim de şimdi Daşkan maçını izledik ya. Hı hı. Aslında buraya gelmeden önce düşüncelerim, hiç dedim ki hiç istatistiklere falan bakma. Şöyle elimdeki kağıt gördüğünüz var ya arkadaşlar. Hiç gerek yok çünkü yani 84-65 bayağı bir fark yedik Darüşşafaka'dan. Üzücü bir şey kendi sahamızda bu kadar fark yememiz. Daşkan'a bir oyuncu benim dikkatimi çekti İbrahim'cim. Evet. Hatta seninle de konuştuk daha sonra maçtan sonra. Ben bu adamı şeye benzettim ya. Kevin Durant'a benzettim. Yani çok zıp zıp koşan inanılmaz. Ya şut stili dahil tamam mı? Bak bu adam kaç dakika oynamış? 37. 37 dakika 28 sayı 12 rebound. Yani Scottie Wilbekin'i sokmadı bile o 19'da yani. 13 2 sayı. Yani 19'da 13 2 sayı. Ondan sonra Santa Rosa 36 dakika 15 evet. Sayı 10 rebound. Arkadaşlar 5 asist. Bunları iyi dinleyin şimdi. Diğer yabancıları Türkleri sayacak mısın? Türkleri de yani Türkler de baktığımızda tam kenardan geldiler ama işte Kartal oynadı, Kartal Emircan var, oynadı, Emircan Oktay var, oynadı, Doğuş oynadı, Muhammed hepsi oynadı yani. Ya tamam da İbrahim bir yani. Ara 5 Türkle sahadaydı. Bizim Türklere bakıyorum mesela. Mehmet Yağmur 14 dakika 3 sayı. Göksel kaptan 2 maçtır zaten yok ortalıkta. Artık o da bir kendisine çeki düzen vermesi gerekiyor. Buradan Göksel'e de sesleniyorum. Çünkü Galatasaray'ın takım kaptanısın. Yani bütün yük senin omuzlarında. Bu formanın kıymetini en iyi bilen bilenlerden biri sensin kaptan. Çünkü takımına senin sahip çıkman lazım. Doğru mudur İbrahim'ciğim? Tabii. Kaptanın iyi oynayarak takım arkadaşlarına kesinlikle. Örnek olması ve toparlaması lazım. Özellikle bu tür sıkıntılı günlerde. İşte Ege 17 dakika oynadı. 10 sayı 3 rebound. Rebound az bence. Yani 17 evet, dakikaya 3 rebound az. Ege elinden geldiğini yapıyor ama şimdi her hafta ben Ege'yi konuşuyorum. Bir parantez açtım biliyorsun. Doğru. Ege'nin bazı mesela sevmediğim özellikleri de var. O basketbol topunu aldığı zaman tamam mı? Bir maç, o Darüşşafaka maçında hatta şeyde göz göze geldiler. Emir Preziş ona bir kızdı. Çünkü Emir köşede bekliyor kornerde. Ege aldı, posta boynadı tamam mı? Potu attı, topu çembere attı, top girmedi. Orada Emir dedi ki bana dedi burada niye pas vermedin dedi. Orada dedim işte uzun oyuncu topu aldığı zaman tamam mı kardeşim? Çevresini, kontrolünü iyi yapabilecek. Kesinlikle. Richard Hendricks'te o çok Richard, iyi var. Richard evet onları yapıyor. Darüşşafaka'nın uzunu da yapıyor onları. Evet. O ben de ligimizde hangi takımda oynadı diye düşünüyordum. 3 sezon önce Beşiktaş'ta oynadı. Beşiktaş'ta oynadı. Yani sonra Kantu'dan geldi. Ege'nin işte bunları geliştirmesi gerekiyor. Yani çünkü çok fazla artık zaman yok.
Tabii artık ya, sezonu ortaladık yani. Sezonu ortaladık. Bak ilk geldiğimizde dedik ki takımın işte birbirine uyum aşaması gerekiyor. İşte yani uyum falan geçti. 4-5 aydır beraber. Ya uyum falan da geçtik arkadaşlar yani. Yabancı arkadaşlar işte. 2017'yi bitirdik. Aynen. Biraz da abi takımda ben şey gördüm İbrahim ya. Arkadaşlık. Yani sanki böyle birbirlerine tamam böyle sanki bir tavır almışlar gibi hissettim Darüşşafaka maçında. Mesela İBB maçını kaybettik. İki maç üst üste kaybettiğin zaman bu şey olur tamam mı? Camiada bir deprem etkisi yaratır. Taraftar şey yapar, tepki gösterir. Abi bak benim düşüncem ne biliyor musun? Takım kaptanı Göksel'in ne yapması gerekiyor? Yabancı oyuncular, Türk oyuncuları alacaklar abi. Beraber yemek yiyecekler. Tamam mı? Sinemaya gidecekler gerekirse. Futbol maçına gidecekler. Böyle bir birlik, beraberlik olması gerekiyor. Adapte olması gerekiyor takım. Şimdi yeni oyuncu geldi, Volker geldi. Onu da böyle takıma bir şey yapmaları gerekiyor. Kaynaştırması doğru. gerekiyor. Yanlış mı düşünüyorum? Doğru, doğru. Yani sen yorumcu olarak yorumluyorsun. Ya benim bu noktada yorumlama gibi bir durumum söz konusu olmaz düşüncesiyle ben susuyorum. Yoksa dediğin gibi hani yerli oyuncunun yabancıyla ilişkisinin iyi olması lazım. Hani yani, bazı futbol takımlarından örnek verelim. Gruplaşma oluyor yerli yabancı ama orada yerli sayısı aynen. atıyorum 15, yabancı sayısı 10-12. Ama burada baktığımızda Ege, Göksel'in, Mehmet, Genç Serkan 4 tane Türk'ümüz var. Evet. Geri kalan hepsi yabancı zaten. Emir yabancı hani yerli statüsünde oynuyor ama. Yabancılar alsın bizimkileri götürsün o zaman. Yani ya da tam tersi olacak. Şimdi İbrahim yani seyircilerimiz de beni yanlış anlamasın. Ben oynarken işte Galatasaray'da Murat Özer antrenörümüz eskiden biliyorsun Murat abi. Takım kaptanları derdi mesela işte akşam işte gidin yemek yiyin takım arkadaşlarınızı alın yeni yabancı oyuncular gelirdi böyle işte bir kaynaşma olurdu tamam mı? Bunlar önemli şeyler çünkü hafta sonu maç olur tabii. O zaten maçta senin performansına yaşıyor, yansıyor arkadaşındaki tabii. olan ilişkin çünkü abi sen bir takımsın yani ne diyoruz biz son topa kadar değil mi? Aynen. Biz iki maçtır takımımda bunu göremedim mesela Darüşşafaka maçı soru işareti yani hayal kırıklığı ve soru işareti. Yani programımızın adı gibi iki maçtır yani maalesef oynayamıyoruz. İBB maçında da açıkçası ben de salondaydım İBB maçında orada. Ona da geleceğiz. Maçı izledik. Ona geçelim da. Yavaş yavaş istersen geçelim. Çünkü süremizi de biraz kısıtlı kullanalım. Çok da geniş bir şeye yaymayalım. Konuşacak çok konumuz var. Tamam. İBB maçı sahadan mağlubiyetle ayrıldık. 74-67. Evet. Biz konuşalım, sohbet edelim. Zaten görüntüleri de ekrana verir yönetmenimiz. Aynen. Orada kötü yine, oynadığımız. Yine bir can alıcı bir nokta var. Yine İBB söyle maçında. Söyle o zaman. Ben hani daha sormadan, giriş yapmadan. Ben de televizyondan izledim maçı. Hı hı. Geçen hafta İbrahim'cim seninle konuşurken. Herkes bizi dinlesin arkadaşlar. Sakarya Büyükşehir Belediyesi maçı. Dedim mi sana maçı kim aldı? Metecan. Hayır. Big Man. Mustafa. Ha aynen. Faul. Mustafa Faul. Mustafa Faul. 2.17 değil mi? Doğru. Ben 2.24 biliyorum. 2.22 biliyorum. Neyse isterse 2.30 olsun. Önemli değil. Hatta ben dedim işte adama hantal yiyorlarmış falan filan hatırlıyorsan. Çok da ağır bir oyuncu değil aslında yani hani fizik olarak iri bir oyuncu maçı değil. Maçı aldı abi adam. Bak yaptığı işte bloklar, ortayı kapatmalar doğru mu? O topları bozmalar. Doğru, doğru. Kritik hücum ribaundları. Bu haftada Ivan Buva İstanbul Büyükşehir'de bak 33 dakika 27 sayı 14 ribaund 2 asist 3 2 blok. Evet. Yine bir uzun faciası. İki maçtır bak Türkiye Ligi'nde ve o Avrupa Euro Cup'ta Darüşşafaka maçında da uzunlardan maalesef aldıkları hücum reboundlarından maçı zaman, verdik. Yani uzun mevkini konuşacaksak uzun diyorsun. Abi, hani maça bir virgül koyalım İBB maçına uzun diyorsun ama yani şunları, baktığımızda hani yeni transfer geldi ama yine Ege Can'la başla savaşıyor. Vallahi ne diyeyim yani İbrahim biz kaç programdır buradan Ömer abi işte geçen hafta menajerimiz bağlandı. 4.5-5 numara doğru mu? Bir uzun geliyor yani dedi. Yani öyle konuştuk. Ha, biz öyle uzun bekliyorduk. Ben hatta maça yemin ederim maçta oyuncu arıyorum. Oyuncu oynayacak dedi. Semih abi de konuştum bizim kondisyonerle. Yemin ederim oyuncu arıyorum yani. Diyorum ki 4.5-5 olsa boyu 2.5, 2.6 falan böyle hesaplıyorum tamam mı kafamdan. Ondan sonra bir baktım Walker. Bu adam dedim Allah Allah yeni mi? Nereden geldi falan filan. Yani ben şaşırdım açıkçası. Emir... Ondan, Emir daha uzun. Emir daha birden uzun. 4'e kadar oynuyor. Yani nasıl böyle bir transfer politikası yapıldı? Nasıl böyle bir oyuncu tercih edildi? Ben onu anlamadım. Bizim 5 numaraya ihtiyacımız var arkadaş. Dedik. Her zaman söylüyoruz bunu. İki maç yapıyorsun haftada. Avrupa Kupası, Türkiye Ligi.
Yani Ege genç oyuncu, bunları kaldıramaz. Yani Ege'nin önünü Richard kapatmayalım diye Ege'yi kaybetmeyelim. Tamam, Ege'yi kaybetmeyelim. Ege'yi kaybetmeyelim ama... Yani tabii, yok hani onun yerine o bölgeye bir 5 numara, iyi bir 5 numara alınıp da hani Ege'yi... 4'e çekeriz Ege'yi. Yani önünü kapatmaktansa süreyi daha verimli, daha paylaşarak kullanmaları şimdi sanki ben daha iyi olur gibi görünüyor. Ömer abiye de bir şey diyemiyorum. Ömer abi diyor ki Erman Kunter'in diyor istediği oyuncu yani diyor. Koç ya, istedi. Koç isteyince tabii yapacak bir şey yok ama koçun da bir görmesi lazım ya. Takımını yani izliyor sonuçta. Görüyor işte kaç tane mağlubiyet almışız. 10. sıradayız Türkiye Ligi'nde. Koskoca Galatasaray kulübüyüz arkadaş biz ya. Doğru. Ben mesela oynadığım sene bile yemin ederim. 13'te 5 yani. O forma skandalı olayında bile biz bu kadar geriye düşmedik ligde ya. Yani herkes biliyor bunu. Biz savaşıyorduk, yerlere atlıyorduk. Son topa kadar mücadele ediyorduk. Sana da söyledim işte ben mesela İğneli maça çıktım bilirim. Beşiktaş maçında maçın ilk yarısı geriz. 20 sayı gerideyiz. Ben 20 sayı ondan sonra biz maçı aldık Abdülpekçi'de. Doğru. Budur abi Galatasaraylık. Herkes benim yani söylediğim gibi elini taşın altına koyacak bu saatten sonra. Yazık günah yani. 10. sıradayız ya Türkiye Ligi'nde. Avrupa'da 6'da 5 bitirmişiz grubu. Ondan sonra topun 6'ya kalmışız. Darüşşafaka maçında kendi evimizde 20 sayı fark yiyoruz. Yani bizim bir namımız var abi. Bak geçen hafta da söyledim, biz yenilmez armadayız. Avrupa Fatih'iz abi. Biz Galatasaray kulübüyüz. Avrupa bizden korksun. Yani Avrupa'da hangi ülkeye gidersen git Galatasaray dediğin zaman, doğru mu? Dünyada bizim bir armamız var abi. Bizim bir onurumuz, gururumuz var. Yani ama, evet, ben farklı konuşacağım arkadaş. Beni bugün kimse susturamaz. Benim yani bazı şeyler zoruma gidiyor. Çünkü ben bu takımın 5 sene formasını giydim. Ben hiçbir zaman mücadelemi bırakmadım. Hiçbir zaman. Elimden geldiğini, fazlasını bile yaptım. Dedim sana İğneli maça çıkıyordum. Niye? Çünkü forma aşık arkadaş. Biz buradan oynuyorduk. Kalpten oynuyorduk. Ya neyse ya. Mikrofona vurma da. Çünkü seste sıkıntı yaşıyor. Biraz doluyum. Özür dilerim herkesten. Yok estağfurullah. Yani doğru yani, açıkçası hani zoruma gidiyor İbrahim birçok şimdi. Birçok izleyicimizin, birçok taraftarımızın duygularına tercüman oluyorsun. Galatasaray Televizyonu abi, aracılığıyla. Diyorum sana ya. Şu anda tabii ben pek çok kişi seninle aynı düşünceler. Maç izlerken bazen orada sahaya girmek istiyorum ya. Yemin ederim bak o yani doğru. Biliyorsun ya çok yakın oturuyorum. Böyle kendim atasım geliyor. Atasım geliyor çünkü abi o kadar insanlar izliyor seni. Taraftar destek veriyor. Aileler gelmiş. Yani tamam kaybedersin. Yani bir şey demem ona ama... Yok abi mücadele yok. Yani İbrahim, mücadele ederek kaybetmek alkışlanır. Kesinlikle evet ama isteksiz, ruhsuz. Ama diğer türlüsü ıslıklanır. Yani. Ki yaşadık maalesef. Abi üzücü yani. Vallahi ben çok üzülüyorum yani. İnanılmaz üzülüyorum. Dedim ya şu istatistiklere baksak ne olacak işte kim ne yapmış falan. Yani İBB maçı dediğimizde de Ivan Buva bizim Burak abiyi biliyorsun Konya'dan. Evet. İBB'de çalışıyor. Biz masör. İyi bilirim. Maç öncesi onunla biraz sohbet ettik. İşte çok iyi oyuncu dedi. Ben tanımıyordum açıkçası. Şeye Widmar'a benzettim. Hani görüntüsü de Widmar'a benziyor. Abi bu kim dedim ya. Hani Widmar'a benziyor dedim öyle gülerek. Ivan Buva dedi. Çok iyi oyuncu Hırvat. İzle bak dedi. Ki i̇şte. Hakikaten yani söylediği çıktı. Yani bakıyoruz 27 sayı 14 rebound. Kaç yaşında rebound, bu Ivan Buva? 2 asist. 2 de blok. Bakayım. Yani 25 gibi sanki hatırlıyorum. O gün bakmıştım ama yani baktığımızda maçı pota altından bitirdiklerini çok net görüyoruz. Yani uzun oyuncularının böyle oynadığı bir günde sahadan galibiyetle ayrıldılar. Ivan Buva 91'li 26 yaşında. İbrahim bir şey daha dikkatini çekti mi? 2-0-7 çok net bir pivot. Orta mesafe şutu da 2-0-7 fena değil yani şutu da olan bir oyuncu. Yüzdelerimizi gördün mü İbrahim'cim? Ve 17.5 ortalamayla oynuyor ligde. Üçlük yüzdelerimize de üçlük. Zaten hani ben bu her hafta özellikle kadın takımımızla ilgili ben üçlük yüzdesine takılmış durumdayım. Burada da konuşalım. 18'de 4 ile oynadık. Rakip 17'de 7 ile oynadı. Yani bizden bir şut az atıp 3 üçlük yani 9 sayı fazla buldular. Baktığımızda zaten maç 7 sayıyla bitti ama son bölümde 7 sayıyla bitti. Yani son 1 dakikaya birkaç sayıyla 2-3 sayıyla girdik diye hatırlıyorum ben. Yani ve son periyot skoruyla kaybettik biz baktığımızda sen de önündeki istatistiklerin bakıp net görürsün 26-16 son periyot istatistiği var yani skor olarak 10 sayı fark yemişiz 3 sayı önde girdiğimiz son periyotta maçı 7 sayıyla kaybettik. Evet reboundlarda da bayağı bir şey var. Yani reboundlarda da sıkıntı var. Baktığımızda kaç reboundumuz var? 12, 21, 33 reboundumuz var. 36 reboundları var. Hani bir nebze yine kafa kafaya gibi ama
isabet bulduklarından çok fazla dönen topları olmadı onların. Şimdi bu İbrahim, ben maç izledim sana söylemiştim. Bu maçta tamam 74-67 kaybetmiş oluruz ama bir mücadele ettik. Bak bunu kimse inkar edemez. Tamam mı? Bir mücadelemiz oldu yani. Savaştık da diyebilirim. Bir ekleme yapabilir miyim? Çok özür dilerim. Bölüyorum. O maçtaki mücadelemizi rakip biraz da sağladı. Çünkü zaman zaman bir periyotta çok boş döndüler. Biz maça ortak olduk. Doğru. Sonrasında tekrar toparlandı rakip. Kesinlikle katılıyorum sana. Yani bu maçı kazansaydık ligde çok şeyler değişebilirdi. Tabii. Yani bir de İBB'yi altımıza alabilirdik. Doğru mudur? Yani onlar 6'da kalırdı. Ya biz şimdi, de 6 olurduk. Evet. Baktığımızda 13 maçta 5 galibiyet ya bize yakışmayan açıkçası. Bu maçı çok arayacağız. İnşallah yine, ilerleyen dönemde toparlanırız ve daha iyi sonuçlar alırız diyelim. Biraz hızlanalım. İbrahim bir lafını kestim. Emir gayet İstanbul Büyükşehir maçında bayağı istekliydi. 25 dakika süre almış. 12 sayı, 7 asist. Evet. Bak reboundu yok, tamam mı? Ama asistleri ben izledim. Çok gayet yerinde asistleri yaptı yani Emir. Ondan sonra Richard Henrix. 11 sayı, 9 rebound. Evet. İstekliydi o da, bayağı iyiydi. Emir 13 dakika süre almış, 4 sayı üretmiş. Pardon, özür dilerim. Ege evet. Ondan sonra bir de göze batan rakip de Roy Tolson. O eski karşı yakalı. Ve Thompson eski Beşiktaşlı. Yani işte yine yabancılar. Kısaları, bu iki saydığımız isim de kısa oyuncuları. Peki toparlayalım. Summers'la Scottie Hobson'daki çalkantılı performansı hala anlam veremiyorum. Umarım koç değişikliğiyle onlar da toparlar. İnşallah. Takıma katkı sağlar. Artık toparlamaları geride bıraktığımız Tayincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki 13. hafta mücadelelerine bakalım. Maç sonuçlarını ve puan durumunu ekranlara getirelim. Sakarya Büyükşehir 90, Pınar Karşıyaka 78, Muratbey Uşak 68, Eskişehir Basket 81, İstanbul Büyükşehir 74, Galatasaray Odaya Bank 67. Detaylı bir şekilde konuştuk. Tofaş 98, Büyükçekmece 88, Beşiktaş 71, Fenerbahçe Doğuş 76, Banvit 86, bu haftaki rakibimiz Gaziantep Basketbol 76, Anadolu Efes 103, Darüşşafaka Basketbol 69, Yeşil Giresun Belediye 106, Trabzonspor 86. Puan durumuna da hemen hızlıca bakalım. Lider Fenerbahçe ve ikinci Tofaş'ın puanları 24. Eskişehir Basket 23 puana sahip. Beşiktaş Sonpo Japan 22 puanla 4. sırada. Ligin artık her hafta söylüyoruz yeni ekiplerinden Sakarya Büyükşehir 21 puanla 5. sırada. 20 puanlı takımlardan 6. Darüşşafaka, 7. Banvit, 8. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Diğer sayfaya bakalım. 9. Efes de aynı puana sahip. Galatasaray Odaya Bank'ın 18, Büyükçekmece ve Yeşil Giresun'un da 18'er puanları bulunuyor. Karşıyaka 17, Trabzonspor ve Gaziantep Basketbol 16'şar puana sahip. Son sıradaki Muratbey Uşak 14 puanlı bulunuyor. Hemen sonuçları ekranlara getirelim. Bir kez daha kısa kısa yorumlayalım çünkü. Geçtiğimiz hafta yaptığımız yorumlar benim da var. İddialar tutmuş hepsi. Öyle mi? Haftanın sonuçlarını ekranlara getirelim lütfen. Sonuçları. Sonuçlar. Ben dedim ya Sakarya... Sakarya kazanır demiştik. Değil mi? Hatta böyle bir şey yapalım biz ya. İşaretleyelim hatta. Peki. Ya her hafta seni konuk alsak yaparız da devamlılığı olmaz. Arada farklı konuklar geleceği için. Muratbey Uşak 68, Eskişehir Basket 81. Onunla bildik. Beklediğin sonuç. Gayet normal bir skor. Bizim maç maalesef. Maalesef. Tofaş Büyükçekmece. Onu da bilmiştik. Fenerbahçe Beşiktaş'ı 5 sayı farkla bitti ama maç içerisinde 20'yi bulan bir fark vardı. Ben dedim ya İbrahim, o gün hatırlıyorsan Fenerbahçe maçı kaybetti. Evet. Bütün şeyini artık dedim Beşiktaş maçına verecek konsantrasyon. Doğru. Bir de orada enteresan bir şey 76-71 bir ara fark 18 sayı falan Fenerbahçe önündeydi. Aynen, 20'li rakamlarda sayılardaydı. Banvit 86, Gaziantep Basketbol 76. O da tuttu. Banvit maçını biraz konuşalım istersen. Evet. Grafik kalsın ekranda çünkü bu haftaki rakibimiz Banvit. Banvit sezona kötü başlayan ve kötü devam eden Gaziantep Basketbolu 10 sayı farkla mağlup etti. Baktığımızda eski Büyükçekmeceli Kolaryo'nun 12 sayı 14 reboundu var. Reutens'in 19 sayısı var. Tony Taylor'ın 12 sayısı var. Evet. Widmar'ın 11 sayısı var. Ve kenardan gelen 17 dakikada 13 sayı üreten Damian Kulik.
Bamit adına galibiyeti çift taneli skor üreterek getiren oyuncular. Bir yorum rica edeyim. Bir iki cümle, birkaç dakika. Vallahi İbrahim işte. Bamit'te toparlanma sürecinde özellikle Türkiye... Efes'i mağlup ettikten sonra büyük bir moral oldu onlara da. 22 sayı fark, 99-77 bir önceki hafta mağlup etmişlerdi. Yine bir galibiyet daha aldılar Büyükçekmece karşısında. Aslında normal bir sonuç ama yorumunu rica edeyim, ardından hızlanalım. Şimdi bu hafta yarınki Bamit maçı, yarın oynuyoruz değil mi Bamit'te? Pazar. Pazar mı? Bu hafta pazar. Özür dilerim, pardon. Pazar günükü maç yine kendi evimizde galiba, Sinan Erdem'de. Tabii Sinan Erdem'de. Pazar günü taraftar desteğini yine her hafta olduğu gibi. Hatta ekrana da geldi. Yönetmenimizden de teşekkür edelim yönetmenimize. Trabzonspor Tofaş, Büyükçekmece Murat Bey Uşak, Pınar Karşıyaka, İstanbul Büyükşehir, Eskişehir Basket, Beşiktaş, Sompo Japan, Darüşşafaka, Yeşil Giresun Belediye, Gaziantep Basketbol, Anadolu Efes, Galatasaray Odaya Bank, Banvit, Fenerbahçe Doğuş, Sakarya Büyükşehir. 14. haftanın maç programı. Şimdi... İbrahim'ciğim, Bamit ters bir takım. Bundan geçen hafta ya işte Efes'i biliyorsun. Aynen. Yani 100 sayı fark, 100 sayı atarak. Yani 99-77 bir yani, sayı olsa. He, bir sayı olsa neyse. Genç ve yabancıları ve katkı veren Can Altıntı, ona da parantez açayım. Can bu Geçim sene gayet iyi basketbol oynuyor. Tolga Geçim işte milli oyuncumuz biliyorsun. Widmar'ı zaten anlatmama gerek yok. Widmar'ı bilen bilir. Avrupa şampiyonu olan Sloven milli takımının oyuncusu. Yani vallahi işimiz kolay değil açıkçası. Bir de işte şu Darüşşafaka maçını işte izledikten sonra takımımız için ne diyeceğimi bilemiyorum. İşte yeni bir koçun gelmesi belki bir nebze oyunculara faydalı olur. Veya çıkarlar, savaşırlar dediğimiz gibi son topa kadar, kaybetsek ise artık mücadele kaybedelim yani. Bırakmayalım yani, maçı. Savaşalım. Yenilmesi yani göre yenilelim. Yani sonuçta spor bu yani. Yenmek yani, de var, yok. Yenilmek de. Hani yani. Her maçı kazanacağız diye bir kural yok. Ama mücadele etmemiz gerekiyor. Yani şu Bamit için kolay maç olmayacak. Ya yani ikisi de Avrupa takımı. Düşün yani. Yani oyuncularımız için de bir mesaj niteliğinde bir mücadele. Yani tamam, kötü oynuyoruz, zaman zaman yeniliyoruz ama biz hala buradayız, ayaktayız ve biz daha hani bitti demedik şeklinde bir mesaj verme adına önemli bir karşılaşma. Yani işimiz kolay değil ama inşallah kazanırız. Yani. İnşallah kazanırız. O zaman Trabzonspor Tofaş maçını sorarak başlayalım 14. hafta değerlendirmesine. Birer cümle rica edeyim çünkü kadınları biraz konuşalım. Fazla süremiz yok. Tofaş Trabzon bence... Giresun'a farklı kaybetti geçen hafta. Geçen hafta kaybetti. Bu hafta da ben kazanacaklarını düşünüyorum. Kendi ellerinde dediğim gibi çok farklı oynuyorlar. Fenerbahçe maçını bile kazanabilirlerdi ama işte oyuncu atılması falan gereksiz. Saha boşaltılması. Ben Trabzon kazanacak diyorum. Büyükçekmece Uşak. Büyükçekmece Uşak. Büyükçekmece. Karşıyaka İstanbul. Güzel maç. İBB bizi mağlup ederek gidecek. Karşıyaka'da ama geçen hafta Sakarya kaybetti. Ben Karşıyaka alır diyorum İbrahim. Önceki hafta Beşiktaş'ı da evinde yenmişlerdi. Yani o Karşıyaka toparlanıyor. Evlerinde işte parkta oynuyorlar. Tabii. Eskişehir Basket Beşiktaş. Eskişehir. Darüşşafaka Giresun. Darüşşafaka. Gaziantep Efes. Yani. Artık koçun bir dur demesi lazım Efes, mağlubiyet serisine. Yani dün de Panathinaikos'a mağlup oldular. Darüşşafaka'ya bir de geçen hafta 20 sayı fark attı. Evet. Efes diyorum yani, Efes. Darüşşafaka'yı daha farklı hatta mağlup ettiler. Ben çok net söyleyeyim. 103 galiba değil mi? Skor kaç? 103-69 gibi bir şey olması lazım. Bamit maçının diğer maça almıştı. Da aynen bakalım o zaman. Fenerbahçe Doğuş haftanın kapanışında Sakarya Büyükşehir ile karşılaşacak. Fenerbahçe Doğuş, Sakarya Büyükşehir. Fenerbahçe alır ya. Ya evinde oynayacak. Yani evinde tabii oynuyor. Euroleague maçı sonrası ama genelde yani biraz geniş kadroyu iyi kullanıyor. Sakarya biraz Fenerbahçe hafif gelir yani. Benim tahminim de Obradovic az kadroyla çıkmaz yani. Dinlendirebilir. Yerleri daha fazla uzun tabii, sürede oynatabilir. Tabii tabii. Melih işte Sinan. Hı-hı. Ondan sonra Ahmet Dülveroğlu neyse. Ahmet Dülveroğlu. Onları falan Barış. Biraz daha fazla süre alırlar yani tahminim. O zaman biraz da kadınları konuşalım dilersen. Kadınlar Avrupa Ligi'nde Euroleague Women'da diyelim diğer adıyla takımımız Brüj Basket'i konuk etti. Aslında umutlu olduğumuz ve kazanmayı beklediğimiz mücadeleden farklı mağlubiyetle ayrıldık. Bir maçın haberini izleyelim, bir hatırlayalım, ardından sohbetimize devam edelim. Takımımız çünkü baktığımızda aslında Euroleague'de
beklenmedik sonuçlar da aldı. İki deplasman galibiyeti aldı. İçeride üçüncü ve dördüncü maçları yanlış hatırlamıyorsam kazandı deplasmanda. Ardından geldiğimizde iyi bir seri yakalamak için önemli bir fırsat da elde ettik. Ama içeride Polkovic'e mağlubiyeti, Sopron mağlubiyeti, dışarıda aldığımız bir Kursk mağlubiyeti var ki hiç hatırlamak bile istemediğimiz. Ama sakatlıklarla çok boğuştuk. Evet. Ve sakatlıktan dönen Elik Quigley de ben açıkçası oynayacağını pek beklemiyordum ama ilk 5'te başladı. Bakalım nasıl bir mücadele ortaya koymuşuz. Yine katkı ardından vermiş. Sohbetimize Fatih Solak'la birlikte devam edelim. Atışını kullandı, ayağı çizgideydi. 2 sayılık basket geliyor. Maçtaki ilk sayılarımız. In 2 minutes, not in a lot of time, not in 10 minutes. In 2 minutes they make a big difference. Açıkçası bu mağlubiyet için çok da bir açıklama yok. Maçı çok iyi başladık. Çalıştığımız şeyleri sahada gösterdik. Hem hücumda hem savunmada oldukça iyiydik. Ve ilk yarının sonunda öndeydik. Ancak 3. çeyrek başladığı gibi çok da uzun bir süre içerisinde değil. Sadece 2 dakika içerisinde bir anda geriye düştük. Yaptığımız her şeyi unuttuk. Ve geriye düştük. Forced to play second half, as you could see. Tabii Ellie Quigley'den de bahsetmek lazım. Bugün sahaya çıkmayı kabul etti ki %100 hazır değildi. O maçı çok iyi başladı. Ama ikinci yarıda artık hem kondisyon olarak eksiği olduğu için hem sakatlıktan yeni döndüğü için oynayacak gücü kendinde bulamadı ve daha vasat bir ikinci yarı oynadı. And lack of rotation is paying today. Ve tabii ki bu dönemin başından beri çok uzun süredir bizim canımıza yakan bir durum var. O da rotasyon eksikliği. O da bugün yine bizim canımızı yaktı. Epupa, Cintare, Petronita yerine Dubljevic, Eşil Alban gibi oyuncular her iki günde bir maça çıkmak zorunda kalıyorlar. Bu kondisyonlarına yansıyor. Dolayısıyla rotasyondaki sıkıntılar canımızı çok acıtıyor tabii ki. Bugün de durum böyleydi. We just need to work together. So Davis might play the game Saturday without any practice. Tabii şimdi yeni transferimizin de gelişiyle beraber Kelly Davis çok iyi bir oyuncu. Women NBA'de formu giyen bir oyuncu. 3 ve 4 numara pozisyonları oynayabilen, oyunu sert şekilde oynayan çok iyi bir oyuncu. Onu hafta sonu kullanacağız gibi gözüküyor. Herhangi bir antrenmana çıkma şansı olmasa takımın hafta sonu kullanacağımızı düşünüyorum. Ellie Quigley de daha iyi gidecektir umarım. Sakatlıktan yeni döndü. Bu sayede birazcık daha rotasyon sıkıntılarımızı aşmış olacağız. Önemli maça çıkmış olacak. Now we will see what this will give. Tabii şimdi normal bir basketbol takımına sahip olması gereken oyuncu sayısına sahibiz ama tabii ki hala biz en iyi takımımız demek için çok erken. Çünkü daha yeni rotasyonumuzu tamamlama şansına sahip olduk ve Fenerbahçe yakında olduğu gibi rakiplerimiz rotasyonlarını daha da güçlendirdiler hazır bir rotasyona sahip olmalarına rağmen. Ama şimdi takım olarak çalışıp onların seviyesine çıkmaya çalışacağız biz de. I think we should win but second half it was I don't know what's going on really. Açıkçası ilk yarı sonunda bizim için işler iyi gidiyordu ama ikinci yarıda işler değişti. Açıkçası ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Çok fazla basit hata yaptık. Çok fazla sayı imkanı verdik. Rakipten daha iyi bir takımız. Bu hataları yapmamız gerekirdi. Bugün kazanmamız gerekirdi. Bizim için çok üzücü bir mağlubiyet oldu. We improve like a team. Açıkçası gelecek maçlar için ben umutluyum. Çünkü antrenmanda iyi çalışıyoruz. Sadece sahaya çıktığımızda antrenmanda çalıştığımız şeyleri unutuyor gibiyiz. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Önümüzde daha sezonun uzun bir bölümü var. Önümüzde 5 maç daha var. Bu maçlarda antrenmanda çalıştıklarımız sahaya yansıtabilirsek, takım olarak gelişme gösterebilirsek şansımız olduğunu düşünüyorum. Ayrıca çok yetenekli ve potansiyelli bir takımız. Sadece bunu sahada göstermeye ihtiyacımız var. Petronite. Quigley. 3 sayılık atış Quigley'den isabetli. Euroleague'de oynadığımız ve mağlubiyetle ayrıldığımız maç sonu görüşleri ekranlara geldi. Fatih abi sen nasıl yorumlarsın mücadeleyi? Aslına baktığımızda devreyi önde bitirdik. İkinci yarı, üçüncü periyot diye düzelteyim. Hani kafa kafaya gibiydi ama aradaki fark yavaş yavaş açıldı. Ve nitekim 18 sayı farklı evimizde. Açıkçası bir de Bruges Basket'e hani mağlup olduk. Belçika takımı galiba değil mi Bruges? Fransa mı? Pardon. Şimdi İbrahim'ciğim biraz önce erkek takımımızı şey yaptık, eleştirdik ya. Ya ben haklı olduğumuzu düşünüyorum. Kimse de beni yanlış anlamasın. Burası Galatasaray Kulübü arkadaş. Yani burada formanın hakkını bileceksin, değerini vereceksin. Herkesi eleştiriyorsun ama yani. Öyle abi şimdi bayanlara bakıyorum. Mesela takımın gardı Olivia Epua 10'da 1 ikilik atıyor. Doğru mu İbrahim'ciğim? Doğru. Çok boş turnike kaçırdı. Quigley 2 ay oynamıyor yanlış hatırlamıyorsam. Tabii. Ve takımın en önemli oyuncusu. Ya, takımın en önemli oyuncusu. 27 dakika süre almış. 10 sayı, 7 rebound, 2 asist. Ondan sonra Türk oyunculara bakıyorum mesela. Bir Meltem Yıldızan işte 10 dakika süre almış. 3 sayı yetersiz. Yani bu
bayanların oyuncu transferi politikası da ben doğru bulmuyorum. Yani bu kadar oyuncu alınmış mesela. Hiçbiri yani katkı veremiyor. Nasıl diyeyim sana? Şu kendi evimizde bak bugün var ya tamamen kendi evimizde Fransa takımından 79 sayıyoruz arkadaşlar. Fenerbahçe doğru. Maçını izledim. Biraz sonra konuşacağız. Bir iki dakika yani, konuşacağız. O da hemen arada mesela şey yapalım, kaynaştıralım onu da. Tabii lütfen. Yani aynı 79 sayı yine Fenerbahçe'den de. Aynı işte bak aynı işte Fenerbahçe maçında olduğu gibi işte Avrupa Kupası da o Fransa takımına karşı da aynı mağlubiyet. Yani biraz şey yapmaları lazım. Nasıl diyeyim sana? Kendilerine çeki düzen vermeleri lazım arkadaş. Burası Galatasaray Kulübü. Forma aslanın ağzında diye bir söz vardır. İbrahim'ciğim bilirsin bize büyüklerimiz yıllardır hep bunu söylemiştir. Bayanlar da inşallah bundan sonra ellerinden gelen mücadeleye verirler. Elie Quigley'nin sakatlık yaşaması, yani yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalması takımı büyük sıkıntıya soktu. Yani 24 evet. sayı 23.8 yanılmıyorsam ortalamayla oynuyor ama evet. baktığınızda takımın yarısı doğru. Bence oyun anlamında. Çünkü genele bakacak olursak çok fazla kaptanı ayrı tutuyorum. Çünkü kaptanın isabetli oynadığı Prag maçı var. Deplasmanda burada Öftup'tan anlattık. 7'de 5 ile oynadı. Muazzam bir basketbol oynadı ama diğer oyuncularda dış atıcımız yok. Işıl da mesela bu Avrupa Kupası maçında pek etkili olamamış. 36 dakika süre almış. 5 sayısı 4 ribaund 3 asist yani. Yani o gün takım gibi. Olarak kötüydük. Yani takım olarak en skorer oyuncumuz 12 sayı attı. Şimdi yani ben, hani tamam, Dobrievic baktığımızda. Takım olarak kötüyüz de Fenerbahçe maçında takım olarak kötüydük. Ondan önceki maçta yani nereye gidiyoruz abi? Yani kaçıncı sırada şu an bayanlar? Ben söyleyeyim. Çok bir net bir şekilde söyleyeyim. Bir bak herhalde 7. Şu an 9. sıradayız. Yemin ederim erkeklerle yarışıyoruz yani. 12 maçta 6 galiba. Yani abi. Ligde. Euroleague'de de 6. sıradayız. 10 maçta 4 galibiyet. Yani ilk başlarda biraz önce söylediğim 2 Castors Brain ve Bruges Basket deplasman galibiyetlerini eğer alamasaydık durum biraz sıkıntılı olacaktı. Demek ki İbrahim'cim neymiş? Bayanlarda da bir kan değişikliği gerekiyormuş. Ya onu gösteriyor sonuçlar. Türkiye Ligi de Avrupa'da dahil. Şu da var. Daha 4 maç var Euroleague'de ama yani sezonun grupların tamamlanmasına. Sanki Euro Cup'tan devam edilse daha iyi sonuçlar alabiliriz gibi bir görüntü var. Şu an için konuşuyorum. Euro Lig'de gelecek 2 oyuncu var. Tuğba Taşçı transferi. Sayın Ömer Yalçınkaya da bahsetti. Yaklaşık 20 gündür takımla birlikte. Sanıyorum ki bir problem vardı. Halledilecek. Antrenmanlar da şu anda ama sanıyorum ki hafta sonu oynayabilecek. Çünkü resmi olarak açıklandığına göre oynayabilecek. İnşallah. Deneme süreci gibi bir süreç geçirdi. Takımla birlikte idmanlar yaptı. Ve Keala Davis mücadeleli programın başında açıklanan resmi transferinde büyük bir güç getireceğini, bir Elie Quigley gibi dışarıdan atıcı olarak takıma katkı sağlayabileceği düşüncesindeyim. Ayrıca kısa oyuncu rotasyonunu da genişletecek. Çünkü Işıl ve Epupa ile guard rotasyonunu artı Ayşegül de sakatlandı bir kez daha. Yanlış hatırlamıyorsam aynı dizinden çapraz bağları koptu. Büyük ihtimalle sezonu kapattı gibi görünüyor. Resmi bir açıklama yok ama tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Biraz karamsar konuştuk bu programda. Bu vallahi, hafta hani 4'te 0 yaptığımız için maalesef ama. Takım menajer Müge abla mı? Evet Müge abla. Müge ablaya buradan ben sesleniyorum. Müge abla. Senin bu takıma sahip çıkman lazım. Bu oyuncuları biraz çeki düzen vermen gerekiyor. Artık iş sana kalmış abla. Yani sen yıllardır bu takımın menajerliğini yapıyorsun. Herhalde ilk defa bir bayan basketbol takımını şu halde görmüşsündür. Yani ligde 8. 9. Avrupa Kupası'nda maalesef öyle. Geçen hafta Fenerbahçe maçı mesela farklı bitti. Bu hafta Avrupa Kupası keza öylesine. Yani çeki düzen verilmesi gerekiyor ya da bir kan değişikliği olması gerekiyor Müge abla. Bakalım önümüzdeki hafta oynanacak maçlardan sonra İnşallah neler iyi olacak. Olur. İyi gideriz erkeklerin İnşallah bayanlarda. İyi olur. Bugüne kadar yaptığımız yaklaşık 5 aydır program yapıyoruz. Hep iyi güzel konuştuk ama hani senin bu kulübün bir evladı olarak da yaptığın eleştirileri sanıyorum ki birçok izleyicimiz de haklı bulacaktır. Çok teşekkür ederim Fatih abi sana. Efendim bu haftalık da
programın sonuna geldik. Fatih Solak'la birlikteydik. Aslında daha mutlu bir şekilde konuşmayı dilerdik ama biraz eleştiriler de takımlarımıza yönlendirdik. Konuğumuz eski milli basketbolcu, Galatasaraylı eski milli basketbolcu Fatih Solak'la birlikte. Önümüzdeki hafta yeniden Son Topa Kadar programında görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.